Efendim stüdyodayız. Yaşama dair bu hafta böyle hemen geldi gibi geldi. Bana öyle geldi. Niye biliyor musunuz? Ben daha Gaziantep'lere gittim. Oralarda yedim içtim ama geçen hafta verdiğim sözü tuttum. İki buçuk kilo verdim efendim. Buradan lafı hocamıza da sevgiler. Yedim içtim ama dikkat ettim. Bunun sırlarını da programdan sonra paylaşacağım size. Şu anda bizi izleyen tüm izleyicilerimizi öpüyorum. Böyle kucaklıyorum. Gerçekten sizleri çok özlüyoruz. Bu hafta şöyle bir baktım kartlara... Herkesi ilgilendiren konuklarımız var ve konularımız. O yüzden ne yapalım biliyor musunuz? Hiç vakit kaybetmeden yaşama dair canlı canlı başlasın. Hanımlar ekran başına. Yaşama dairin bu bölümünü kaçırmayın. Genital estetik nedir? Kimler yaptırabilir? Hangi yaştaki kadınlar için genital estetik uygundur? Labioplasti operasyonu ve vajinoplasti işlemi nedir? İdrar kaçırma ve genital bölgedeki sarkmalara ne gibi çözümler üretiliyor? Hepsi ve daha fazlasını kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Hüseyin Kılıç anlatacak. Yaptığı açıklamalar ve Türkiye'de ilk defa kullanılan kuş topu ürünleriyle çok konuşulan iş insanı ve girişimci Ceyhun Demirtaş yaşama daire geliyor. Sanayi alanında neler yapıyor? Kauçuk sektörü hakkında ne söyleyecek? Ne gibi zorlukları var? Ülkemizde sanayi ne durumda? Hepsini iş insanı ve girişimci Ceyhun Demirtaş anlatacak. Güzel bir gülüşe sahip olmak isteyenler bu bölümü kaçırmasın. Gülüş estetiği nedir? Nasıl yapılır? Kimler yaptırabilir? Peki dijital diş hekimliğinin avantajları nelerdir? Hepsini ve daha fazlasını diş hekimi Önder Güner cevaplayacak. Az sonra. Ve programımızdayız efendim. Böyle çok güzel bardaklarımız var. Konuğumuzun da benim de enerjimizi yansıtan mis gibi bardaklar. Yaşama daire hoş geldiniz efendim. Şu anda konuğumuzu tanıtmak istiyorum. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Hüseyin Kılıç. Evet. Hoş, hoş geldiniz. Hoş bulduk Semra Hanım. Nasıl, iyi misiniz? İyiyim, teşekkürler. Sağ olun siz. Bizler deyiz Dediğim gibi açılışta ben gezdim, dolaştım, yedim, içtim. Ama yine de fit bir halde stüdyomuza geldim. Evet, gayet Şimdi... Fit evet, teşekkür ederim. Siz de gayet gençsiniz ama şöyle bir baktım ki neler başarılmış neler ve konumuz da çok güzel ve özel. Ben hep diyorum ki işte yaşama dair her şeyi ele alıyoruz ama birazcık pozitif ayrımcılık yapıyorum. Kadınlara özel. Burada tam da aslında Elbette hem kadınları hem de erkekleri ilgilendiren çok da önemli bir konuyu işleyeceğiz. Evet. Hemen ben vakit kaybetmeden bu <laughs> e, hocam bu bölgelerde özel bölgelerde estetik alanına hemen girmek istiyorum. Kendinizi bir kısacık tanıtın sonra sorularımıza geçeceğim. Tamam. Şöyle ben e, kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Aynı zamanda e, tabii son zamanlarda çok e, dikkat çeken ve e, farkındalığın arttığı bir konu genital estetik. Aynı zamanda bu e, genital estetik e, konusuyla da özel olarak ilgilenen bir hekimim. E, şekilde. Peki ilgi nasıl? Çok fazla ilgi var mı? Doğum ee, öncesi mi, doğum sonrası mı? Yani genital, genital estetik nedir tam olarak? Aslında şöyle, eee tepe hani genital estetik hani e, estetik kelimesi çok e, sadece görsel anlamda kalabilir ama e, biz bu işi sadece görsel anlamda yapmıyoruz aslında. E, altta yatan birçok e, sağlık sebeple e, nedenlerden dolayı da aslında bu işlemleri yapıyoruz. E, çokça işlem var tabii ki yaptığımız. Ee, hani tabii halk arasında genital estetik, vajinal estetik vesaire şekilde hmm. e, söylenebiliyor. Ee, genel olarak aslında hani genital bölgenin daha sağlıklı hale getirilmesi yani hem cinsel sağlık açısından hem psikolojik sağlık açısından hem hijyen açısından aslında daha iyi hale kavuşturulmasına... biz kabaca aslında genital estetik diyoruz. Yani aslında estetik dediğimizde ...onu aklımıza ilk gelen hemen şeklin değişmesi değil evet. mi? Ama o değil hem de sağlık Tabii, için. Tabii, aynen öyle. Özellikle yani orada belirtmek istiyorum hakikaten yani çünkü estetik sadece görüntüsel anlamda değil aslında birçok noktada da daha sağlıklı hale getirilmesine aslında biz kabaca genital estetik diye söylüyoruz. Peki. Yani bu estetik kimler tercih etmeli? Hangi durumda tercih etmeliler? Ya da e, tabii ki hani ihtiyacım var gibi düşünüp kendi kendilerine karar vermemeleri, evet. elbette sizin gibi uzmanlara gelip kontrol edilmeli. Ondan sonra ihtiyaç var mı yok mu kararı verilmeli değil mi? Evet, aynen. Yani aslında şöyle, genelde zaten hastaların bu konuda en çok kafasında soru işareti benim ihtiyacım var mı acaba ya da evet. yaptırmam gerekiyor mu ya da kimler yaptırmalı noktası oluyor. Burada tabii biz bu işe karar verirken sonuçta çok özel bir iş. Bunun kararını ken hastanın tabii ihtiyacı noktasında ya da beklentisi noktasında karar veriyoruz. Gerçekten ihtiyacı var mı yok mu? Buna karar veriyoruz. Dediğim gibi yani hani sadece kozmetik kaygılar değil beraberinde. Birçok noktada da zaten eğer hastanın ihtiyacı varsa biz e, bu tarz genital estetik işlemlerini ve ameliyatlarını yapıyoruz. Hı hı. Efendim telefonumu söz verdiğim için yanıma aldım ama beni izleyen değerli izleyenlerden tek ricam aramamanız, mesaj yazmanız. Teşekkür <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> Yayındasın gördüm diye arayanlar var. Evet canlı yayındayız efendim. Şimdi bu e, estetiği ya da bu sağlıksal durumu karar verildikten sonra bir yaş sınırlaması var mı yok. Yoksa herkes yapabiliyor mu? Şöyle, yaş sınırı yok aslında ama genelde tabii bizim yaptığımız işlemler ya da ameliyatlar daha çok sebeplere baktığımızda aslında ilerleyen yaş işte bağ dokusunun zayıflaması ya da doğumlar vesaire gibi süreçler daha çok tetiklediği için bunlar bir nevi aslında bunu tetikleyen faktörler. Hı hı. Bunlarla beraber tabii ilerleyen yaşlarda işlemler biraz daha artıyor ama hani biz 18 yaş üzerindeki reşit bir bayan için aslında yapılabilir işlemler bunlar. Herhangi bir engel yok aslında. Yani ama genel olarak dediğim gibi 30'lu 40'lı yaşlarda daha çok yapıyoruz bu, tercih bu tür ameliyatları daha çok Tercih ediliyor. Saydığım sebeplerden dolayı aslında ama onun dışında dediğim gibi yani 18 yaş üzerindeki her bayan bu tür ameliyatları ya da işlemleri yaptırabilir. Mesela bu tür dediğimiz zaman ben sizden rica ediyorum hangi tür? Bu ameliyatların isimleri var mı? Ee, evet. Mesela dış görünüş içerisinde olan hani bunların bir hitap ettiğimiz şekli var mı? Ee, şöyle evet aslında şöyle söyleyebilirim. Dünyada en çok bu genital estetik ya da vajinal estetik anlamında dünyada en çok yaptığımız ameliyatlar yapılan ameliyatlar keza Türkiye'de de öyle. Labioplasti dediğimiz evet. işutak estetiği aslında. E tabii hiç estetiğini en sık yaptığımız hayatların yanı sıra yine e, vajinoplasti dediğimiz vajinal daraltma işlemi yapabiliyoruz. E, beraberinde Doğumdan sonra genelde e, ihtiyaç duyuluyordur değil mi? E, evet yani hani e, sadece doğumlar değil aslında genel olarak e, ihtiyaç olabiliyor ama doğumlar bunun en büyük tetikleyicisi. Hı hı. E, yani en sık yaptığımız işlemler labioplasti ve dediğim gibi e, vajinoplasti dediğimiz vajinal daraltma işlemi yine Keza genital bölgedeki dış dudaklar ya da genital bölgenin üst kısmındaki alt kasık bölgesi pubis dediğimiz bölgede de genital bölge olarak değerlendirip hı hı. orada da birçok işlemler yapabiliyoruz. Evet çok enteresan bir konu böyle işlemeye insan hani ve çok merak ettiği bir konu mutlaka özellikle ben diyorum ya duyuyorum doğum sonrası evet. hanımlarımızın çok ihtiyacı olabiliyor efendim telefon numaralarımız ekranda veriliyor sizlerin de e, bu konuyla ilgili danışmak istediğiniz bir şeyler varsa yaşama dair bizlere e, ulaşabilirsiniz biz nerede hocamıza ileteceğiz şimdi peki bu ameliyatı yapmaya karar verdiler. Ee, bu süreç nasıl ilerliyor? Hastanede yatış oluyor mu? İyileşme süreci nedir? Ee, şöyle e, biz hastayla hastayla görüştüğümüzde, ameliyat kararı verdiğimizde. Ee, yine ameliyat süreci ve ameliyatın süresi ya da ameliyat sonrası kaygılar çok farklı oluyor. Ee, burada şöyle söyleyeyim kabaca aslında yaptığımız en sık yapılan işlemlerde örnek veriyorum da bioplastik. bunun için e, ortalama bir saatlik ya da bir buçuk saatlik yapılacak işleme göre e, çok uzun sürmeyen ameliyatlar aslında Hı -hı. anestezi altında yapıyoruz bu tarz ameliyatları. Kolonar narkoz değil. Ee, yani şöyle anestezi kısmı aslında e, belden anestezi dediğimiz değil anestezi de yapılabilir ama genel anestezi de yapılabilir. E, diğer yani lokal küçük işlemler lokalde yapılabilir ama genelde yaptığımız işlemleri yani kombine yaptığımız zaman bu tarz işlemlerde biz genelde genel anestezi ya da spinal anestezi tercih ediyoruz, o şekilde yapıyoruz. Bir buçuk ee, iki saat dediniz. Aynen çok öyle. Tabi çok uzun süren işlemler değil. Tabii kişiden kişiye değişen uygulamalar bunlar. Yani herkese aynı şeyler yapmıyoruz tabii Hı -hı. ki. Öyle olduğu için çok uzun bir ameliyat sürecimiz yok. Onun dışında ameliyattan sonra hastanedeki genelde bir gece yatırıyoruz ya da küçük işlemlerde sadece labioplasti yaptıysak hastamıza aynı gün taburculuk da mümkün. Hı hı. E, onun dışında ameliyat sonrası e, çok ağırlı bir süreçte karşı karşıya kalmayacaklar hastalar, e, kalmıyorlar daha doğrusu. Birkaç e, birkaç gün israf öneriyoruz ameliyat sonrası süreçte e, ve ufak hani ağrı kesicilerle tedavi edilebilir bir durum aslında. E, o yüzden çok ameliyat sonrası süreçte çok korkulacak bir e, süreç değil. Şimdi tabii benim aklıma geliyor böyle e, sorular. E, daha dikkatli olmak adına şöyle tüm izleyenlerimizde. ...tür dikkat dinliyordur ne soracak diye. Evet. Efendim sorum şu. Peki yaş sınırımız yok dedik değil evet. mi? Yani e, tabii belirli bir yaşı vardır mutlaka genç kız olduktan sonra mı? Yoksa tabii yani e, dediğim mesela gibi, 17 yaşında biri gelip bu estetiği yaptırabilir şöyle mi? Şöyle yaptıramaz e, çünkü <laughs> ailesinin izni olması gerekir. Yani hmm. bizim 17 yaşında bir bayana dokunmamız için e, mutlaka ebeveyn izni olması gerekir. O yani yüzden, 18 yaşından... Aynen 18 yaşın e, üzerinde... E, bu tarz işlemleri çok rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Peki hiç ilişkiye girmemiş bir kişi yaptırabilir mi? E, evet yani şöyle, e, şimdi normalde bizim genital bölge, iç genital ya dış genital dediğimiz alan hayran aslında. Himen dediğimiz kızlık sarı. E, dış genital bölge müdahalesini biz e, bekar hastalarda yani da cinsel hayatı olmayan hastalarda çok rahat bir şekilde yapabiliriz. kezayla biyoplasti, dudak kesiti de böyle bir şey. E, öyle olduğu için bekar hastalarda da rahatla, güvenle gayet yapılabilir bir işlem. Süper. Peki tabii şimdi bekarlar yaptırabilir. 18 yaşının üstünde olanlar ya da aile izni evet. olanlar diyerek bunları güzelce ne altını çizelim değerli izleyicilerimiz için. Dediğim gibi telefon numaralarımız ekranda. Mutlaka bizlere ulaşabilirsiniz. Bu konuyla ilgili sosyal medyadan da bana ulaşabilirsiniz. Telefonum yanımda ki bu estetiği yaptırdılar. Hı hı. Son işareti gerçekten böyle düz bir şekilde soruyorum. Doğum engel mi diye sorabilirler mesela. Ee, evet şöyle normal doğum tabii hani bu işi tetikleyebiliyor ama doğum sonrası doğumun herhangi bir bu konuda engeli yok aslında. Doğum öncesi ya da doğum sonrası bu tarz işlemler dediğim gibi çok çeşitli işlemler yapıyoruz hı hı. aslında. Doğum öncesi ya da doğum sonrası yapılabilir. Doğum engel değil ama yaptığımız örnek veriyorum yine sık yaptığımız işlemlerden bir tanesi vajinal daraltma. Vajinal daraltma Sonrası doğumlar tekrar çünkü vajinal bölge esnemeye ve gevşemeye müsait bir doku oldu, doku yapısı olduğu için normal doğumlar tekrar bu süreci tetikleyebilir. O yüzden hastanın doğurganlığını tamamlayıp daraltma işleminin cerrahi olarak yapılması daha doğru olacaktır. Ha çok güzel tamam çok da mantıklı zaten değil mi? Çünkü o süreç devam edecek ve değişkenlik de olacak. O yüzden tüm çocuklarımızı doğuracağız <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> tamamdır diyeceğiz ondan sonra Üç böyle bir şey <laughs> <laughs> üç çocuk mu? Hayırlısı şey bakalım, bir tanesi olsun inşallah. <laughs> Bu arada üç çocuk dedik Gaziantep'e gittim. Kardeşimin üçü erkek çocuğu var. Aman Allah'ım, nasıl bir teyze olduğumu anlatmama gerek yok. Evet. <laughs> çok zor, çok zor. Doğum da çok zor, çocuk da çok zor, kadın olmak çok zor diyorum. Ama evet. güzel bir şey. İyi ki sizlerde varsınız. Kadınlara Şükür yönelik olsun. güzel şeyler yapıyorsunuz. Şimdi tabii bir soru daha var böyle aklımda uçuşan. Onu da hemen sormak istiyorum. Peki doğum dedik doğum e, anda normal doğum yapanların biliyorsunuz ki orada kesiler oluyor deformeler oluyor doğum sonrası e, ameliyatlarımız nedir onun adlandırması var e, mı? Şöyle Evet o aslında doğum sonrası genelde e, hastaların dikişizleri vesaire diye tabir ettikleri şey normal doğum sonrası bizim perineal bölge dediğimiz aslında vajinal bölge ile e, makat arasında kalan alana biz perineal bölge diyoruz. Hı hı. Perineal bölgedeki deformasyonlar yine doğum sonrası çok sık karşımıza çıkıyor. ve Hastalar bu durumdan müzdaripler. Biraz aslında doğum sonrası çok dokuya saygılı bir şekilde dokuların onarılmamasından kaynaklanıyor hı hı. bu durum. Biz bu bölgedeki yaptığımız işlemlere perineoplasti diyoruz. Yine kombine yaptığımız ameliyatlarda perineal bölge onarımı yani perineoplastiyi de birlikte yapabiliyoruz. Yine o perineal bölgeyi doğum izlerine tekrar hastanın istediği şekilde revize edebiliyoruz, yapabiliyoruz. Evet. Mesajlarda şöyle kısa bir göz geçirdim. Şimdi bahsetmiştiniz kilit estetiğinden bahsedebilir evet. misiniz? O nedir? E, kilit turiz şöyle. E... Klitoris normalde aslında kadın orgazmının en büyük parçasından bir tanesi. Klitoris ee, ve klitoral bölgede genelde üst e, klitoral bölge iç, iç dudakların üst kısmında yer alan anatomik olarak orada yer alan bir bölge ee, ve klitoral bölgenin üzerinde cilt katmanları mevcut oluyor ve bazen kozmetik kaygılardan dolayı, bazen de cinsel sağlık açısından kültürel klitoral hudoplast dediğimiz biz klitoral bölgenin üzerindeki cilt katlantısını e, düzelterek bu şikayetlerden hastanın kurtulmasını sağlıyoruz. Dediğim gibi hem daha sağlıklı bir e, cinsel hayata sahip hem de kozmetik açıdan daha iyi bir görüntüye sahip olması için bu cerrahi de genelde iç dudak ile beraber kombine bir şekilde yapıyoruz. Aslında gerçekten böyle şeyleri olan ve bunların çaresinin olduğunu bilmeyenler için efsane bir konu evet. siz şu an bizim Aynen. için Teşekkür değil mi? Ederim. Bizim Sağ olun. vesilemizle de tüm izleyenlere buradan duyurulur. Aslında Dediğim gibi numaralarımız ekranda. Aynen. Tabi çok daha önce bu konu hani insanlar belki konuşamıyordu vesaire evet. ama hani gerek internetin hızla her yani yayılması internet kullanımının artması, dijital dünya'da yaşıyoruz nihayetinde gerek sosyal medya bu konuyla alakalı farkındalık çok ciddi bir şekilde artmış durumda Hı -hı. ve her geçen gün talep de artmakta bu konuya aslında. Bir de hocam her şeyden önce sağlık bakın neler Aynen diyorsunuz öyle. yani şu anda kesinlikle öyle yani işin bence bunu özellikle vurgulamak istiyorum sadece işin ee, çok daha iyi bir görüntüye sahip olmaktan ziyade çok daha sağlıklı bir e, genital yapıya, hı hı. anatomiye sahip olmak açısından mutlaka önemli. Yani e, genelde hastaların bu konudan beklentileri, şikayetleri, çok sık enfeksiyon geçiriyor olmak e, ya da iyi bir cinsel hayata sahip olmamak. Enfeksiyonu e, da engelleyen bir durum mevzubahis oluyor o zaman. Tabii tabii. Yani çok sık e, şu ana, yani genital bölgenin anatomisindeki yapısal bozukluklar aslında e, vajinal e, açıklığın artıran sebepler olduğu için buna bağlı oluşan enfeksiyonlar e, ve cerrahi sonrası genital enfeksiyonlar vesaire bunlar da aslında daha iyi bir hale yani daha e, düzenli aynen, daha oluyor. Şey oluyor. E, daha o az yüzden, şikayetleri aynen. oluyor insanların. Enfeksiyon da kötü oluyor. Çünkü neden o sizin günlük akışınızı da engelliyor. Bazen insan üşüttüğü zaman tabii. ya da farklı bir şekilde sebepleri de tabii, oluyor. Tabii tabii. Yani şöyle söyleyeyim. <laughs> hani Örnek veriyorum. Hani bikini, çamaşır vesaire giydiğindeki evet. rahatsızlıktan tutun da hani idrarına doğru noktaya yapamamaya kadar birçok sebep aslında oradaki anatomik farklılıktan kaynaklanıyor. Bunların hepsinin toparlanması için de keza beraber çünkü e, vajinal bölge e, anatomik olarak baktığımızda aslında oranın çok farklı bir dinamiği var. E, rahim ağzı dediğimiz e, serviks yani tepede. <laughs> arka tarafta bağırsaklar, ön tarafta idrar torbasının olduğu bir alan baktığımızda. E, orayı bir bütün olarak değerlendirmek lazım ve hastanın şikayetleri aslında özellikle vajinal bölgedeki e, defektlerin olması çünkü vajinal bölgenin etrafında kendine bir e, zar yapısı var. Yani orayı koruyan, bu organları birbirinden ayıran bir zar yapısı var. E, özellikle e, buradaki yapacağımız işlemin e, en önemli noktası aslında o problemin nerede olduğunu tespit edip Esas problemin ona göre tedavisini yapmak, hı hı. ona göre yaklaşım, yaklaşmak gerekiyor. Dediğim gibi çoğunlukla zaten hastaların şikayetleri hani bize geldiğinde hani gerek cinsel problemler gerek işte özgüven ya da gerek sağlıkla alakalı ya da idrar problemleriyle alakalı baktığımızda biz bu bölgeyi aslında çok apayrı bir şekilde değerlendirip esas problemlerde onu tespit edip ona göre eğer ameliyat gerekiyorsa zaten ameliyatını yapıyoruz. Ya çok güzel şimdi biraz önce dedik ya hassas konu değil aslında sağlıkla ilgili her şeyin çaresi olduğunu bilmek bence evet. mucize. Peki şimdi hocam duyuyorum ben ee, bu yağ enjeksiyonu diye bir şey var bunu neden yapıyoruz yağı nereden alıyoruz nasıl bir şey bu? Şöyle e, şimdi çok sık tabii yaptığımız işlemlerin yanı sıra hani vajinal e, deraltma, iç dudak estetiğinin yanı sıra e, hastaların kafasında aslında e, bekledikleri bir e, bazen görüntü olabiliyor. Yani hani biz hem hastanın ihtiyacı doğrultusunda hem de beklentisi doğrultusunda aslında karar veriyoruz ne yapacağımıza. Ee, burada özellikle dış dudaklar daha dolgun olması açısından e, biz dış dudak bölgesine e, hastadan hastanın kendi yağından liposuctionla e, aldığımız yağ dokusunu filtreleyip e, onu biz hastanın tekrardan genital bölgesini hasta revize edebiliyoruz. E, dış dudaklara dolgu yapabiliyoruz. Keza aynı dolgu maddeleri kullanarak da örneğin kaça estetiğe giriyor, tabii ki, değil Bu biraz tabii mi? aynen öyle ama hani orada dış dudaklardaki özellikle e, yaşlanmalar ya da eee buruşuk görüntüyü kaybetmek, daha canlı bir doku haline getirmek için de aslında e, dış olarak yağ dolgusunu kullanıyoruz. Çünkü e, yağ dolgusu sonrasında genital bölge daha canlı, daha genç, daha dinç, daha güzel bir görüntü alıyor. E, o yüzden yağ dolgusu da e, yaptığımız işlemler arasında. Evet ama Hüseyin hocam sadece bu konuda değil, diğer sağlık problemleri konusunda da çok deneyimli ve başarılı olduğunu bildiğim için bu idrar kaçırma ile ilgili Teşekkür son cümlelerinizi alalım. Düşürdüm. <laughs> Olsun canlı yayın bu. Aynen, neler ol. oluyor neler. Aynen. Ee, daha sonra programımız devam edelim ee, şöyle e, burada tabi e, idrar e, kese idrar dediğim gibi idrar kaçırma ile alakalı problemler e, ya da e, genital bölgedeki sarkmalar vesaire e, biz bu tarz cerrahileri çoğunlukla dediğim gibi aynı seansta hastalarla kombine bir şekilde yapabiliyoruz. E, ve hastalarımızın şikayeti aslında geldiğinde tek bir şikayet değil aslında birçok sebebe bağlı olduğunu görüyoruz ve ona göre yaklaşım sergiliyoruz. yani Mutlaka söyleyeyim. size ulaşsınlar. <laughs> Sizin yani. gibi deneyimli ve başarılı hekimlerimize çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Sağ Yaşama dair devam ediyor efendim diğer konuyla. Yaptığı açıklamalar ve Türkiye'de ilk defa kullanılan kuş topu ürünleriyle çok konuşulan iş insanı ve girişimci Ceyhun Demirtaş yaşama daire geliyor. Sanayi alanında neler yapıyor? Kauçuk sektörü hakkında ne söyleyecek? Ne gibi zorlukları var? Ülkemizde sanayi ne durumda? Hepsini iş insanı ve girişimci Ceyhun Demirtaş anlatacak. Şimdi yaşama dairde. Yaptığı açıklamalar ve Türkiye'de ilk defa kullanılan kuş topu ürünleriyle çok konuşulan iş insanı. Koşturuyor koşturuyor koşturu, geçiyor. Ben çok seviyorum. En sevdiğim şey canlı yayın. E, Ceyhun Demirtaş e, konuğumuz. Daha önce almıştık iş insanı. Çok güzel konulardan bahsetmiştik. Ben söyleyeyim. Su... Kuş topları. Kuş topları olsun. Ben ona diyorum ki su topu hep değil mi? Çok güzel bir e, konuydu. Çok da ilgi çekmişti. Evet, Biz sizi evet. bayağı bekledik efendim. Yoğundunuz galiba gelmediniz. Ee, Semra Hesap verip bakalım. Tekrar davetin için çok teşekkür ederim. E, bugün yine çok anlamlı konulara değineceğiz. <laughs> E, kuş topları gerçekten çok ilginç bir konu. Evet. O yayından sonra ben e, fazlaca telefon aldım. E, mutlaka e, çünkü biz e, evet. de işlerken çok şaşırarak evet. acaba ne bu diyerek dinledik. Dinlediğimizde evet. ilettik ve çok ilgi gördü. Evet. Tekrar ayağınıza sağlık. Hoş çok geldiniz. Ben böyle çok e, tekrar izleyicimizi hatırlatmak adına sizi bir tanıyalım ve iş alanınızdan biraz bahsedin. Evet. E, Ceyhun Demirtaş bir, bir girişimciyim. E, aynı zamanda bir fabrika sahibiyim. Ee, kuş toplarıyla var olan serüvenimiz başka bir eksende yine bir sanayi kolunda devam ediyor. Ee, aslında ana mesleğimiz de diyebiliriz buna ve Türk sanayisinde yine çok bilinen bir sektör değil. Ee, kavuçuk sektöründe hizmet kavuşuk gösteriyoruz. Kavuşuk sektörü evet. evet nedir bu? Biz genelde e, bunu e, sorduğum söylediğim zaman evet. e, ne iş yapıyorsunuz dediklerinde Nelere bu, bu, bu sektörde evet, ilginç, ilginç bir konu <laughs> yine kuş topları kadar ilginç bir konu. <laughs> Ee, genelde hep şu soruyu alıyorum Ayakkabı tabanı mı üretiyorsunuz gibi hmm. bir soru alıyorum Aslında mantıklı o da bir elastomer grubu içerisinde Kavuçuk grubu içerisinde var olan bir ürün Ama biz biraz daha farklılaşmış yine şöyle Hani derler ya hep çetrefilli işler bizi bulur Yine bir çetrefilli iş kavuçuk Biz biraz daha tailor made dediğimiz terzi usulü e, ürünlerin üretimini gerçekleştiriyoruz. Birazdan tabii açacağız bunu daha hı hı. da e, ağaçlandıracağız. Lütfen. Şöyle benim özellikle değinmek istediğim birkaç konu var. Tabii size ayrıca teşekkür ederim bu konuda. Neden diyeceksiniz? E, sanayi Türkiye'de Avrupa'da ve Amerika'da yani gelişmiş ülkelerde gördüğü değeri maalesef görmüyor. Ülkemizde değil mi? Evet görmüyor. Gördüğü değeri görmüyor. Bu biraz insanların aslında sanayiyi doğru tanımadıklarıyla da çok ilişkili olan bir durum. Neden diyeceksiniz? Bir Amerika'da, Avrupa'da ve çeşitli yayınlarda, televizyon programlarında, özellikle magazin de tabii ki insanların hayatı açısından çok önemli ama bunun hemen bununla beraber belki paralel giden, şöyle ifade edeyim sanayi programlarının var oluşu, araba tamirat programlarının var oluşu. Biz hobi olarak bunları hep dış ülkelerden ve Amerika'dan, Avrupa gibi yayınlardan hep takip ediyoruz. Aslında bunlar bizim ülkemizde de olmalı. <laughs> Çünkü sanayi çok önemli. Sanayi olmadığı zaman bir ekmek istenilen sayıda ve adette üretilemez. İşte meyve suları, kozmetik ürünleri, bunun gibi sayabileceğim pizza kutuları, belki otomasyondan geçen yiyeceklerin birçoğu Arabalardaki kullanmış olduğumuz pay parts dediğimiz birçok parça bunların e, neredeyse çok büyük bir rakam yani %95'in de üzerinde var olan otomasyona dayalı bütün ürünler sanayi koluyla üretilen ürünlerdir. Yani aslında sanayi inanılmaz hayatımızda olması gereken ve inanılmaz bir öneme sahip bir sektör. Yani evet Türkiye evet. haricinde daha fazla önem evet. veriliyor. Peki evet. ülkemizde ya da şöyle söyleyeyim zorlukları nedir? Neden gelişmiyor? Neden sanayiye daha fazla önem veriliyor? Şimdi aslında şöyle sanayi özellikle son yıllarda Türkiye'de çok iyi bir noktaya gelmeye başladı. Çünkü ben aslında Türkiye'nin sanayi ile alakalı gelişmesinden çok sanayiye tüm vatandaşlarımızın tüm insanlığın bunu sanayi çok iyi anlaması ve ona çok iyi onu çok iyi incelemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sanayi her insanın hayatında yemiş olduğu gıdalardan tutun da her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilecek organizasyonu sağlayan bir yapı. Hı hı. Türkiye'de de son yıllarda sanayi ciddi anlamda gelişmeye başladı. Biz bunu ihracat rakamlarından çok net bir şekilde zaten gözlemleyebiliyoruz. Bunun yanı sıra teknolojimiz de iyi bir noktaya gelmeye başladı sanayide. Şöyle aktarabilirim bunu. Genelde e, Avrupalı ve Amerikalı bahsettiğimiz e, bu ülkelerin, gelişmiş ülkelerin, birinci dünya ülkelerinin geçim kaynağı aslında sanayi. Evet. Yani şöyle biraz detaya ineceğim aslında Buyurun. burada. Diyelim bir inşaat yapıyoruz ve bu inşaatta işte suyu en alt kattan en üst katlara kadar taşımamız gerekiyor. Veya e, işte bir... E, Yat üretiyoruz Türkiye'de ve tasarlıyoruz. Ve bunun pervanesinin döndüren bir motor aksamı diyelim. Veya bahsettiğim gibi en başta bu evlerdeki suyu belli bir yerlere aktarmaya çalışan pompalar ve pompa sistemleri diyelim. Bunlar hep eskiden 10-20 yıllar önce Alman markaları, Amerikan markaları buralarda çok daha fazla ön plandayken. Türkiye'de bizim sanayi gelişimimizle beraber ki bu ciddi noktalara geldi Türkiye'de. Burada üretilen ürünlerin artık Alman... Piyasasıyla, Amerika piyasasıyla yarışabildiğini gözlemliyoruz. İnşallah. Biz Alban tabi bunu... piyasasıyla yani yarışabiliyoruz. Lazım. Biz yarışabiliyoruz. Yani <laughs> e, burada artık sanayimizin ...tabii insanlar bunun uzak olduğu için bilmiyorlar. Sanayimizde e, gerçekten organize sanayi bölgelerimizde e, katma değeri yüksek ürünler gerçekten üretilmeye başlandı. Biz bunu, bunu biz nereden anlıyoruz? anlıyoruz? Aslında biz ne yapıyoruz? Birazza konuşmak evet, istiyorum. Evet. <laughs> Şimdi biz bir spare parts üreticisi bir fabrikayız. ...tailor made yani bir yan sanayi... ...elastomer, kavuçuk dediğimiz ürünleri üretiyoruz. Ne demek istiyorum? Ee, şöyle diyelim bir gemi... ...Boğaz'da e, yoluna devam ediyor. E, yabancı bandıralı bir gemi. Ve birdenbire motor aksamında bir problem oluyor. Genelde bu oluşan problemler... ...motor aksamındaki oluşan problemler... E, ...yola devam eden... ...pervane sistemindeki kaplin dediğimiz ürünün... E, ...parçalanması dolayısıyla var olan... Hı hı. ...problemler oluyor. Yolda kalmasına sebep olacak problemler. Şimdi burada... ...ya Almanya'dan yüz binlerce euro ödeyerek orijinalini e, getir, çok kısa sürede ya. getirtmek zorunda. Tabi burada bir zaman da söz konusu. Çünkü hı hı. bu e, genelde kuru yük gemileri biliyorsunuz e, hatlarda çalışıyor. Ve kuru yük gemileri de zamanla yarışıyor. Çünkü o almış olduğu ürünü belli bir Kesin sürede edecek. bir yere teslim etmek zorunda. Tabi burada bakıyorlar ya işte biz bunu Almanya'dan getirtmemiz işte bir ayı bulacak. İşte yüz binlerce euroya mal olacak. Orijinal bir Spay Parts evet. bu, orijinal bir parça. Burada kim bunu yapabilir? E yine <laughs> kuş toplarında olduğu gibi <laughs> şahsıma hemen geliyorlar. Bunu nasıl yaparız, nasıl çözeriz gibi bir takım sorular ve cevaplar başlıyor orada. Ve inanır mısınız biz burada kendi mühendisliğimizle bu parçayı iki gün içerisinde belki 24 saatten bazen çok daha kısa süreler içerisinde üretip o geminin yoluna davetmesini sağlıyoruz. O zaman şöyle mi doğru mu anlıyorum? İzleyicilerimiz için de tekrar biliyorlar ki evet. ben böyle anlamadım şeyi tekrar sorarım. Yani sorun olduğu dahilde siz o sorunu çözebilmek amaçlı üretimde mi bulunuyorsunuz? Bravo, bravo. Tamam, Sadece <laughs> başardık. Tabii, tabii bakın güzeldi, çok... <laughs> çok ince bir tespitti bu. Şimdi bunu bir şeyle doğrulayacağız, evet. ee, şöyle doğrulayacağız. Biraz daha örneklendirerek anlatmak gerekirse, Buyurun. X firma yurt dışından milyon eurolar ödeyerek getirmiş olduğu bir makine parkuru var. Hı hı. Bu makine parkuru tabii ki kullandıkça burada var olan bir takım parçalar eskiyecek ve deformasyona uğrayacak. Evet. Ve bu parçaları tekrardan almak gerekecek. Alacağı bu parçaları alacağı ülke hangi ülkeden o makineleri almışsa Oysa. Almanya, İtalya, Fransa, Amerika artık neresiyse hı hı. oraya gidip o parçaları almak zorunda. Ve Semra Hanım inanır mısınız bugün e, bu firmalar parayı sattıkları ana üründen kazanmıyorlar parçalardan, parçalardan kazanıyorlar. kazanıyorlar. Yani bugün bir arabanızı bir servise bıraktığınızda en ufak parçalar 10.000 TL civarından başlayıp yukarıya doğru Not çıkmaya on. başlıyor. Yani diyorsunuz ki yani küçücük bir parça nasıl bu rakamlara ulaşabilir? E burada işte bu spare parts dediğimiz ürünlerin artık ana kalem var olan ürünlerin ötesine geçmesi maddi anlamda. Bütün dünyada da bu kriz var biliyorsunuz. Yalnız Türkiye'de değil. Evet. Bütün Avrupa'da da böyle bir kriz var pandemiden sonra. Şimdi biz burada Şöyle bir e, durum e, durumla karşı karşıya kalıyoruz. Bu X firma bunları İtalya'dan belki makinenin daha fazla parasını ödeyerek euro ve dolar da çok yukarıda biliyorsunuz. Getirtmek istemiyor. Yine birini arıyor. Ya bunu Türkiye'de güvenilir olarak orijinali gibi hı hı. çalışabilecek şekilde bunu kim yapabilir? Şeyin Ama orada, her ürün için geçerli değil mi? Her bu, parça için geçerli aslında. Bu aslında bizim kapasitemizin, anlama kapasitemizin ve üretme kapasitemizin yetmiş olduğu parçalar için geçerli. Şu anda hı. biz... 3 ana dalda devam ediyoruz. Elastomer kavuşuk, plastik ve metal. Hı. Üç alanda e, biz ya siz İtalya'ya gitmeyin. Biraz bazen de biz ikna ediyoruz aslında onları. Hı hı. Yani siz İtalya'ya gitmeyin. Bu euro'lar dolar dolarlar Türkiye'de kalsın, ülkemizde kalsın. Ve bunu bu paraları konuşmuyorum. Türk paralarını konuşalım. Ve biz bunları üretebilecek kapasitedeyiz. Dediğimiz zaman onlar da zaten e, yani mantık olarak ikna olmuş oluyorlar ve burada biz bu çalışmayı başlatıyoruz. Burada da aslında katma değerli yani bu Spay dediğimiz ürün hani ben gideyim bunu bir nalburdan alayım da işte makineme takayım yürüsün gibi bir ürün değil. Tabii Bunlar, oraya özel bravo, aynısı olacak. Bravo. Yani bir mühendislik hizmeti yine kuş topunda olduğu gibi burada yine evet. biz bir mühendislik hizmeti veriyoruz aslında. Bu nasıl çalışıyor, nerede çalışıyor, sürtünmede mi çalışıyor, yağda mı çalışıyor? E, ondan sonra işte... E, işte e, kopması hangi hı hı. değerlerde gerçekleşiyor gibi. Bir... İşlevini tam olarak bilen bravo. bir mühendis tarafından üretilmeli aslında. Bravo. Hı. bravo e, Biz de burada e, o ilgili X firmasından aldığımız donelerle kendi firmamızda bir mühendislik işi çıkartıp burada bunları nasıl yapabiliriz diye bir matematiği var tabii ki o işin. Bu matematiğe erişip ve hakikaten de bugüne kadar yapmış olduğumuz işlerimizde ve bu kadar da sektörümüzde ünlü olmamızın sebebi bütün aldığımız işlerimizi başarıyla yerine getirmemiz kaynaklı oluyor aslında. Ne güzel, çok şükür, gurur duyuyoruz, onu çok duyuyoruz ama şöyle diyorum yani şu anda bizi izleyen mutlaka anneler, babalar, gençler var. Evet. Hani siz de genç bir iş insanı olarak evet. vermek istediğiniz bir tavsiye var mı sanayiye yönelmeleri, eğitimlerini o yönde almaları ya da nasıl bir yol çizmeliler? Şimdi. Aslında şöyle söyleyeyim, ya bu en büyük problem. Biz şu anda firmamızı yönetirken, sistemimizi yönetirken ve ayakta durmasını sağlarken yaşamış olduğumuz en büyük problemlerden bir tanesi bu. Gençlerin %90'ı hiçbir şekilde sanayiye yönelmiyor. Evet. Neden? Biz Neden? De bu, ben de bu sorunun cevabını merak ediyorum. Ya da bir, şöyle diyelim, yani, yani bir ipuçlarım mi? var aslında. Tamam, o ipuçlarını şey tartışalım. Ben de yola çıkalım. Mesela evet. sizin babanız, anneniz, aileniz mi yönlendirdi siz bireysel olarak "Hayır ben böyle bir şey okuyacağım, böyle bir şey mi yapacağım?" dediniz? Aslında kendinizden yola çıkarak örneklendirirsek çok evet. daha faydalı olur. Çok güzel. Şimdi bir kere e, kesinlikle gençlerimizin e, iş dünyasıyla alakalı ve gelecekleriyle alakalı umutlarını asla kaybetmemeleri gerekiyor. Bu çok evet. önemli bir mesele. İkincisi kolay para yok Semra hanım yani. Böyle bir şey mümkün değil. Efendim yaşama dair evet. e, seyircilerine <laughs> mesaj veriyoruz. <laughs> ve bizlere de evet. evet. Şimdi kolay Zor olan güzel oluyor zaten. Evet. Şimdi eğer siz bir hayat kurmak istiyorsanız, e, başarıya ulaşmak istiyorsanız ve bu kurmuş olduğunuz hayatınızın kurduktan sonraki diğer hayatınızı finanse etmesini ve kolaylaştırmasını istiyorsanız bu bu kadar kolay olacak bir şey değil bir kere. Öncelikle bunu o zaman evet. e, bileceğiz. Evet. Birinci maddemiz hiçbir şey kolay değildir. Evet. Karar verip o zorluluğu gö göze alacağız. Evet. Tamam. Evet. İkinciyi şimdi, geçelim. Şimdi sonra, evet sonra, sonra. Şimdi burada sanayiye baktığınız zaman bütün Türkiye'de ve dünyada en yüksek ciroların sanayide döndüğünü görürüz. En yüksek ciro her zaman sanayide döner. Yani otomobilden tutun, makine parçalarından, makinelerden bir sürü şey. Yani bir e, restoran kafe şubu da işletirsiniz ama bir süre sonra bunların kalıcılığı ne kadardır ya da trend olması ne kadardır bir soru işareti. Ama sanayi gelişim sürekli evet, gelişim ekmeğin var olduğu sürece, e, gıdanın var olduğu sürece ve arkasından gelebilecek tekstilin var olduğu sürece, her şey bir kozmetik ürünü var olduğu sürece her şeyin arkasından gelmek zorunda sanayi. Evet. E peki gençler bu kadar sanayi ravaşlayken yani belki biraz üstünüz pislenebilir ya belki biraz üstün üst istenebilir. Ne şimdi aklıma yine geliyor izleyiciler evet. de durdu durdu yine e, söyledi <laughs> diyecek. aklıma tek gelen şey yaramaz çocukları diyorlar ya seni sanayiye vereceğim. Evet. ona Onlar korkuttular o güzel bence. İşte, <laughs> bravo güzeldi bu bilinçaltı. Güzeldi evet, bu. Evet. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Şimdi şöyle yani e, burada bazı insanlar kolay para kazanabilir ama siz şeye baktığınız zaman e, konjüktürel olarak yani dünyanın gelişimine baktığınız zaman burada aslında bir şey var. Burada hep emekle bir kazanma durumu söz konusu. Yani Almanya'ya baktığınız zaman, sanayi devrimlerine baktığınız zaman hep bu ne var. Ki Almanya'dan var. gelen evet. biriyim o bilirim Ve yani. Gerçekten, çok gerçekten sanayi aslında çok eğlenceli. Yeni yeni parçalarla karşılaşıyorsunuz, yeni yeni şeylerle karşılaşıyorsunuz. Ee, yani burada, burada bu kadar büyütebilecek bir durum söz konusu değil. Sanayide VTRT de dönüyor şu anda fabrikalar, işlenmeler. Evet. Hep, işlemler. Bu içindeyiz. hep evet. içindeyiz, hep içindeyiz. İzleyiciler de mutlaka görüyordur sohbetimizin yanında böyle evet. izliyoruz biz de. Evet. Yani bunların bu sanayinin içerisinde olmak çok müthiş bir olay aslında. Şimdi biz e, şu anda özellikle tabii bu var olan durum aslında yıllardan beri var olan durum da son dönemlerde özellikle sanayide çalışmaya e, yatkın ve çalışacak kimse bulma konusunda zorlanıyoruz. Yani fabrikamızda çalıştırmaya... Beden gücü olarak mı, zihin gücü olarak e, mı? Zihin gücü olarak bulmak biraz daha kolay ama ...beden gücü hmm. olarak kişi bulmak... ...çok daha zorla, zorlaşmaya başladı. Çünkü az önce de söylemiş olduğum gibi... ...bu sosyal medyanın... ...özellikle çok ön planda olması... E, ...Instagram çıktıktan sonra... E, ...işte bu TikTok vesaire gibi... ...bu tarz uygulamalar çıktıktan sonra gençlerimiz hep... Para kazanılıyor oralardan da değil mi? Kazanılıyor ama... Hmm. Işte, ama geçici yani, bir şey. Geçici bir şey. O, az önce Boş. vurguladığımız gibi. Ne kadar kazanıyorsun, sana ne kadar faydası var... E, ...ve... Günün geri kalan kısmını tembellikle bir evde geçiriyorsun yani bu çok şey değil. Yani biz şimdi o kadar bilmiyoruz evet. biz sadece paylaşım ve insanlara ulaşmak için hem yaşama dair mesela orada duyuruyorum işimi orada duyuruyorum bizim evet. için sosyal medya işimizi yansıttığımız yer evet. sizin için de mutlaka bravo, öyle o yüzden bravo. gençlere de mesajımız olsun. Evet. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür çok ediyorum. Teşekkür çok teşekkür ediyorum. Sağlık. Çok teşekkür ederim. Ee, programımız devam ediyor efendim. Ee, Ceyhun Demirtaşa gerçekten e, teşekkürler Ama gençlerimize. Bir sonraki bir sonraki yana çok daha enteresan bir konu. <laughs> Öyle mi? <laughs> tamam. Hadi bakalım bekliyoruz çok inşallah. Yaşama dair devam ediyor efendim. Sağ. olun. Güzel bir gülüşe sahip olmak isteyenler bu bölümü kaçırmasın. Gülüş estetiği nedir? Nasıl yapılır? Kimler yaptırabilir? Peki dijital diş hekimliğinin avantajları nelerdir? Hepsini ve daha fazlasını diş hekimi Önder Güner cevaplayacak. Şimdi Yaşama Dair'de. Efendim yine stüdyodayız. Hoş geldiniz Merhabalar, hocam. Merhabalar, bulduk. Gülümseyerek açıyoruz. Çünkü neden? Dişlerimiz <laughs> ve konumuz diş güzelliği, <laughs> diş estetiği, diş bakımı, sağlığı. Değil mi hocam? Evet kesinlikle. Umarım her hafta beni gören seyircilerimiz diş bakımına daha çok dikkat ediyordur. Vallahi ben çok güzel mesajlar alıyorum. Öncelikle Harika. bunu söyleyeyim. Bilmiyorum, yapım sorumluluğumuzda size arayanları iletiyordur. Evet. Biz çok... E, ...arama alıyoruz sizle ilgili. O yüzden de talebi hiç kesmek istemedik. Dedik ki hocamız ne olur bir kere daha gelsin... ...bu hafta bizlerle Tabii olsun. Seve, seve. Çok gurur duyuyoruz, çok mutluyuz. Ve en çok gelen... E, ...sorular böyle çok simple sorular... ...basit sorular Hı -hı. geldi ama demek ki çok zormuş. Hemen oradan başlayacağım. Sonra Tabii ki. diğer konulara gireyim. Tabii ki. Şimdi bazı izleyicilerimiz diyor ki... ...çocuklarımıza diş fırçalama... ...diş bakım alışkanlığını edinemiyoruz. Yani çok e, korkuyorlar. Özellikle... Küçük çocuklar. Katılıyorum. Ben de dedim ki acaba çok bu küçük yaşta hani onlara vesile oluyorlar? Bunun bir yaşı var mıdır? Mesela çocuklarımız kaç yaşında diş fırçalamaya başlamalı? Nasıl yönlendirmeliler tavsiyeniz neyse Tabii ben onu bir ki. alayım baştan hemen. Aslında yine <laughs> ağaç yaşken eğilir sözü burada çok uygun bir durumu oluyor. Çünkü çocuğa belli bir yaştan sonra belli alışkanlık kazandırmak daha zor. Çocuk hani bildiğiniz gibi yaklaşık 3 yaşından sonra hatta çoğu çocukta 2 yaştan sonra Karakter şekillenmeye başlıyor ve daha bireysel davranmaya başlıyorlar. Artık kendi kararlarını alabileceğini bize göstermek istiyorlar. Yani 2-3 yaşından evet, sonra aslında... 2 yaş sendromu dediğimizde Hı -hı. aslında e, tam, tam olarak da budur. E, ben artık karar veririm, verebilirim. Ben bunu e, iyi ya da kötü olduğunu düşünebilirim. Buna karar verebilirim demek istiyor. O yüzden eğer biz bu alışkanlığı bu dönemden önce kazandırırsak yani daha biz bebekken bile hmm. küçük parmak fırçalarıyla çocuğun ağzını temizliği yapmaya başlarsak, hem daha ağızda gerçekten hijyenik bir ortam sağlamış oluruz, hem bir yaşına itibaren çıkan süt dişlerini koruma altına almış oluruz. hem de çocuğa o alışkanlığı daha erken kazandırmış oluruz. Bu bizim günümüz gün içinde içtiğimiz su gibi, su içmek gibi yemek yemek hmm. gibi rutini olur. Sonradan kazandırmaya çalışmak. Biraz daha zor olabiliyor. Çocuk burada bazı çocuklar hepsi değil direnç gösterebiliyor. Çok güzel bak ben mesela ben çok farklı düşünmüştüm. E, tabii işin erbabına sorduğumuz zaman çok farklı bir yanıt geldi. Ben dedim ki çok erken mi başlıyorlar? Tam tersi çok küçük yaşta bu lastik gibi evet, olan evet. Fırçalarla, fırçalarla öğretin diyor hekimimiz. Biz küçük çok yaşta güzel. çok büyük bir beklentiye sahip değiliz. Çocukların sadece o ağız alışkanlığıyla ile ağzına fırça alıp kimisinin 30 saniye, kimisinin belki 10 dakika fırçalamaya çalışması bizim için yeterli. Yeter ki çocuk o aparatla beraber bir şeyler yaptığını farkında olsun. Süper. Bunu başarabiliyor olması, hatta bizim bunu ona motive etmemiz, ne kadar güzel fırçalamış, dişlerin bembeyaz olmuş dememiz onu belki pozitif yönde de etkileyebilecektir. Evet, alkış tuttuğumuz zaman onların da alkış tutması Kesinlikle. kadar güzel olacaktır o his. Peki hemen gelelim şöyle bir gülüş estetiğine efendim. Gülüş evet. estetiği nedir? Gülüş estetiği aslında bizim kıyafetimiz gibi, modamız gibi. Kişinin kendisine yakışanıdır. E, çünkü e, günümüzde bunlar için böyle çeşitli tabirler e, söz konusu olabiliyor. Sosyal medyada veya insanlarda <laughs> görebiliyorsunuz ama e, benim için özellikle söylüyorsam kişinin kendine yakışanı olmasıdır. E, sabit diş modellerinin olmadığı, kişinin yüzüne, fiziğine, mesleğine, tarzına bir hatta belki karakterine uygun diş modellerinin ağza uygulanması sanatıdır diyeyim. <laughs> Neden sanatıdır diyorum? Çünkü burada işin içinde bir e, dijital teknolojilerle çalışıyorsanız tasarımcınız, e, elle yapılan porselenler bir seramistiniz var. Ve bunlar gerçekten orada e, kişinin video ve fotoğraflarından ona yakışan tarzda tabii kimin yönlendirmesiyle e, bir sanat icra ediyorlar. Bir heykeltıraş gibi bir şeyler biçimlendiriyorlar. O yüzden e, bir diş estetiği yani gülüş düzeni yaparken e, ben uzun uzun uzadıya biraz kişiyle konuşmak istiyorum. Neden buraya geldi? Onu buraya getiren neden ne? Kafasında nasıl bir hayal var? E, bunu öğrenmek önemli. Belki çünkü küçüklükten yaşadığı e, ne kadar sarı demiş birisi olabilir. Aa, evet. Sadece renk yüzünden. Evet. Kimse yani belki çok o seviliyor bazılarını. O zaman şöyle bazenini. bir soru soralım mı hocam hemen e, bu konuyu açmadan? Tabii. O zaman gülüş estetiği adı altında yapılan işlemler nelerdir? Evet. E, o yüzden önce dediğim gibi ilk <laughs> analize başlamak çok önemli. Evet. Çünkü böyle herkese aynı renk ve modelde dişler tasarlamak ee, çok bana gerçekçi gelmiyor. Ee, hepimiz aynı yapmıyoruz saçlarımızı, evet. aynı kıyafetleri, aynı renkleri bile tercih Yakışmaz. etmiyoruz. Evet kişiselleştirmek çok önemli. O yüzden eee hekimin sadece koltukta yapacağı görüşme o, kıymetli ama alacağı fotoğraf ve videoları daha sonrasında oturup biraz daha sağlam kafaya değerlendirmesi de çok önemli oluyor. Ben bazen muayene sırasında kaçırdıklarımı e, muayene esnasında aldığım fotoğraf ve videolardan ...yakalayabiliyorum. Tekrar bakıyorsunuz. Aynen öyle. Tekrar değerlendirme. Sağlam bir kafayla... ...bakmak. Planlamak. Yapacağımız işi beraber yaptığınızda... ...laboratuvarımız, teknisyenle beraber planlamak ve... ...ondan sonra hastaya yapacağımız işi anlatmak. Ee, bu kısım kıymetli. Çünkü işe başlamadan önce... E, ...bir kişiye... ...size bir mavi bardak vereceğim dediğin zaman... ...mavi bardağı herkes farklı... ...şekilde hayal edebilir. Bu bir cam mavi... Camdan mavi bardak da Çok güzel bir de olabilir. bu arada bardaklarımız bu hafta Bu hafta <laughs> değişmiş. <gülüyor> evet. Herkes farklı şekilde hayal edip düz bir bardak hayal edebilir. Çünkü ben sadece size bir done verdim. Size mavi bardak vereceğim. Ben de şunu söyleyebilirim. Size güzel dişler yapacağım. Peki bu kadar. Nasıl ama? Aynen öyle. O yüzden kişiye özel yapacağınız dizaynı eğer kişinin ağzında daha işlemlere başlamadan onun ağzına gösterebiliyorsanız bu iki taraf içinde çok güvenli bir e, e, proses oluyor. Yeri geliyor biz çoğunlukla aldığımız ölçü modellerden hastamıza yapacağımız diş tasarımın öncesini ona gösterebiliyoruz. Böylece onun beğendi veya beğenmedi değiştirmek istediği her şeyi de ağızda uygulayabiliyoruz. Süper. Çok güzel. Yani e, bunların hepsi mümkün. Kişiye özel tabii ki yapılmalı. Kişiye özel kesinlikle. Peki yaş sınırı hocam? Herkes yapabiliyor mu bunu? E, şimdi eğer biz gülüş dizaynında biz aslında çok fazla enstrümanımız var. Yani bizim ortodontide kullandığımız şeffaf plaklar. E, diş telleri, bunlara yardımcı enstrümanlar. Evet orada malzeme de tabii farklı oluyor farklı değil mi? Farklı oluyor. Evet. O yüzden daha genç yaşlarda hastanın belirgin spesifik doğumsal anomali gibi herhangi bir diş problemi yoksa hı hı. hastanın kendi diş yapısı güzelse kendi dişlerini kullanarak daha çok çalışmak istiyoruz. Ama belli yaşın üzerinde dişte oluşan deformasyonlarda dişin üzerine yapacağımız seramik laminalarla çok daha güzel sonuçlar ortaya çıkartabiliyoruz. Bu önemli bir nokta. Dişine... Hemen, hemen kapıyorum <laughs> oradan soracağım. <laughs> Onu kenara koyuyorum. Ben. Onu kenarda soracağım dişin mutlaka. Dişin üzerine yapacağımız müdahale minimumda olması. Çünkü onlar bizim organlarımız. Yani Bunlar aslında çok kıymetli. bazı tutmamız gerekiyor. Çok kesinlikle. Tamam. Bu çok önemli. Diş yapacağımız müdahaleyi, çünkü geri dönüşümsüz olduğunu unutmamak lazım hekim tarafında. O yüzden yapacağımız müdahale dişin mümkün olduğunca fazla zarar görmemesine ilk tercihimiz oluyor çok alakası hemen böyle dediniz ya seramik vesaire oradan e, aklıma geldi. Peki bu dişimizi hafif küçülterek yaptığımız bir işlem var o nedir? Evet. Ya da dişimizin üzerine dolgu sistemiyle yaptığımız bir işlem var o nedir hocam? Onların Tabii. aralarındaki fark ne? Kimlere yapılır? Aslında e, dişin üzerine yaptığımız sadece dişin görünen yüzüne yaptığımız tüm kaplalar veneering olarak geçer. Diş üzeri kaplama olarak geçer. Ama genelde veneer, porselen, veneer veya lamina dediğimiz aklıma hep porselen tarafı geliyor... Kompozit kaplamada kompozite el işiyle yani hekimin e, yine koltukta heki, e, hastanın başında kendi eliyle yaptığı kaplamalar kompozit dolgular yaptığı kaplamalar kompozit laminalar olarak geçiyor. Dişin üzerinden bir miktar aşındırma bazı durumlarda hiç aşındırma yapmadan yaptığımız kaplamalarda porselen kaplamalı oluyor. Aynen öyle. <laughs> Bize yapmıştık. Malzemeler hocam. çok inceldi. Gerçekten neredeyse kontak lens kadar incelemeler üretebiliriz. Uygun vakalarda dişin üzerinden hiç aşındırmadan da yapabiliyoruz bu işlemleri. Evet. Şimdi sedasyon ve genel anestezi altında diş bakımları yapıyor. Bunların farkları ne? Bunlar nedir tam olarak? E, tabii ki daha bugün de hatta sedasyonla yaptığım bir hastamın tedavisini devam ettik. Çünkü... Çok genç bir çocuk, inanılmaz bir övürme refleksi, e, ağzını neredeyse diş fırçasını bile koyamayacak durumdaydı. Hmm. Bütün tedavilerini sedasyon altına yaptık. Bugün Nedir o? E, sedasyon e, damar yolundan verilen sakinleştirici ilaçlarla kişinin korku, övürme refleksi gibi. Ee, diş tedavisine engel olacak duygu durumlarının ortadan kaldırılması. Ama bu çok güzel bir şey. Çünkü Harika. ne kadar acımıyor desek bile, ne kadar hani bir şey olmayacak desek bile korkanlar var. Evet. Buradan izleyicilerimize yani de... Yani tamamen bilinç kaybı olmuyor. <laughs> sadece o duygu durum durumunu İndirelim. bastırıyoruz. İkinci nokta yine bir işlem sırası veren ilaçlarla bunların da hatırlanmaması sağlanıyor. Çünkü fobi, e, fobia, güzel. akılda kalan kötü Hiç hatıralar. Hiçbir yok. Kesinlikle. Hasta işlemden yaklaşık yarım saat kadar sonra dinledip Herhangi bir araç kullanmasını tavsiye etmiyor sadece ama evine evet. gidebilir. Hastanede yatmasını gerektirecek herhangi bir durum yok. E, kötü bir anı yok. Hiçbir şey hatırlamıyor o günle ilgili. Çünkü hmm. biz belki zor bir işlem de Cerrahi bir işlem de gerçekleştirebiliriz. Size geldiğini hatırlıyor tabii. Onu hatırlıyor. En son doktoruma gitmişti. Geçti de o günü hatırlamıyor. <laughs> en son doktoruma gitmiştim. Her çok şey çok, çok güzel. Ben her şeyi hatırlayacağım diye. İşlem sırası ben uyadım. E, ben her şeyi biliyorum evet. diye. Evet. Aslında hiçbir şey hatırlamıyor sonradan sorduğumda. Gerçekten. Yani öyle. Ee, genel kadar çok derin e, işlemlere gerek yok. Hastanede kalmasına gerek yok. Daha pratik bir işlem. Klinik ortamı için tabii ki işin ehli bir genel anestezi kontrolünde yapılması gereken bir durum. Tabii. E, biz bunları önlemliyoruz. Sizde zaten hepsi mevcut. Öyle, öyle yerleri de tercih etsinler yani, izleyicilerimiz. Türkiye'de özellikle diş hekimi değil mutlaka bir genel doktor doktoru tarafından gerçekleştirmesi gerekiyor. E, tüm işlem boyunca yanınızda duruyor. E, bütün hastanın kontrollerini yapıyor. İşlem sonunda hastayı güvenli bir şekilde uyandırıp Uyanın emin olduktan sonra da hastamızı taburcu ediyoruz. Süper çok güzel. Peki çok önemli bir sorum daha var Tabii böyle ki. ama şimdi değil. Ne zaman? Reklamdan sonra. Reklamlardan sonra buradayız efendim. Ve evet programımıza devam ediyoruz reklamlardan sonra. Şimdi bugün de konu aldığımız gelişen Türkiye'nin en güzel aslında alanı sanayiye biraz değineceğiz. Bizim dijital diş hekimliği ya da dijital bakım dediğimiz zaman ne anlamalıyız? Ne demek bu? Şimdi biraz önce Eyvun Bey de endüstri ve sanayiden bahsetti. Bu sanayi devriminin aslında diş hekimine yansıması diyebiliriz. Hı hı. Çünkü bizim kullandığımız dijital diş hekiminde kullandığımız bütün yazılımlar ve üretim cihazlarının temeli aslında sanayiden geliyor. Sanayide daha makro ölçekte üretim yapan makinaların çok daha hassas teknolojilerle ilerlemesi sayesinde bugün e, eskiden araba üreten cihaz artık sadece insanın küçük bir dişini üretebilecek kadar ufak hassasiyete geldi. Hiç el değmeden mi yapılıyor? Kesinlikle. Allah, Allah. İsteğe bağlı olarak istersek onun üzerine elle müdahale edip e, daha, daha geliştirebiliriz. Aynen öyle. Ama ana temel yani eskiden insanların birçok prosesle e, günlerce ürettiği bir seramik krom veya lamineyi bir dijital makine yarım saat içinde bir seramik bloktan kazıyıp size e, sunabiliyor. Size tek yapmak e, gereken onu parlatmak, cilalamak ve hastaya sunmak oluyor. Bu işte oradaki sanayi devriminin e, diş hekimliğine yansıması diyebilirim. E, sanayi tarafında ne kadar teknoloji gelişirse e, diş hekimliği de o tarafta gelişecektir. Biz bugün porselenler her zaman e, çeşitli yüksek derecede ateşli pişirilen veya daha önceden pişirilmiş seramik bloklarla üretiliyordu. Bugün artık 3D printerlarda akışkan hale getirilen seramiklerden bahsediyoruz. Bu tek başına bir devrim Kimya veya fiziksel anlamda oluşan her devrim diş hekimliğine çok direkt olarak yansıyor. Bizim e, Türk insanı olarak dikkat ederseniz cep telefonundan örnek vermek gerekir ki teknolojiye çok çabuk adapte oluyoruz. Hemen benimsiyoruz. Avrupa'da en yüksek cep telefonu kullanım oranlarından biri bizde. E, diş hekimlerimiz de o şekilde ve gerçekten e, Avrupa'daki e, birçok hekimden çok daha fazla teknolojik altyapı Türkiye şu anda sahip. Efendim şöyle bir şey söyleyeceğim cep telefonu demişken elime telefonumu alıyorum buradan tüm Konya'ya. Konya'da beni izleyen canım teyzeme ve tüm Gaziantep'e tüm ülkemizin her yerine sevgilerimizi iletiyoruz. Kesinlikle. Programımızın sonuna geldik. Ayaklarınıza sağlık. Haftaya yine biz aynı saatte sizlerle olacağız. Hayatta kalın ve güzel kalın. Teşekkürler.